Değerli Manisa TV izleyenleri, Sağlıklı Günler programıyla her hafta ve her gün olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Efendim bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. Yeni doğan bebeklerden bahsedeceğiz. Açıkçası birçok annenin ve anne adayının eminim ki mutlaka dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Tabii çocuk sağlığı ve hastalıklı uzmanımızı size tanıştırmak istiyorum. Kendisi konunun uzmanı, uzman doktor Fulya Coşkunoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Fulya Hanım. Hoş bulduk Betül'cüğüm. Teşekkür ederim nazik davetin için. Ne demek? Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Açıkçası enerjinizle bize enerji kattınız diyebilirim. Teşekkür ederim. Sen de öylesin. Gerçi ben şöyle söyleyeyim, çocuk doktoru her zaman biraz daha böyle farklı olur benim gözümde. Daha böyle çocukları seven insanların daha da enerji dolu olduğunu hissedebiliyorum ama evet, sizin tabii öyle. Daha farklı. Ben biraz kendimden bahsedeyim kısaca. Çok sevinirim. Uzman doktor Fulya Coşkunoğlu, Celal Bayar Üniversitesi'nden ihtisasımı aldım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. İhtisastan sonra Manisa Şehir Hastanesi'nde de çalıştım bir süre. Son dönem Behçet Uz'da çalıştım. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nden sonra kendi kliniğimi açtım. Özel kliniğim var. Bu şekilde. Manisa'ya hizmet verdiniz o zaman. Evet, 5 yıl kadar Manisa'daydım. Manisa'yı çok seviyorum. Manisa'nın insanlarını da çok seviyorum. İzmirliyim aslen. Ailem de İzmirli. Evet. Ama Manisa'nın bende açıkçası ayrı bir yeri var. Aynen öyle. Neden çocuk sağlığı ve hastalıkları diye düşünürsek eğer, şöyle aslına bakarsan hani şimdi son dönemdeki öğrenciler biraz daha böyle daha kolay branşlara yöneliyorlar. Yani yeni nesil hani Z kuşağı dediğimiz işte hani daha rahat olsun, daha aile çok para kazanalım gibisinden. Ama ben öğrencilik dönemimde çocukları çok sevdiğimi fark ettim ve yetişkin hasta bana böyle biraz daha zor geldi açıkçası. Hani acil nöbetlerinde vesaire. O yüzden çocukları seçtim. Bir de tam böyle eş zamanlı bir evladım oldu. O beraber büyüdük yani. Hani hem böyle öğrencilik hem işte oğlumu büyütmek, annelik hep beraber olunca böyle hani benim için çok daha anlamlı oldu açıkçası pratikte. Bu şekilde söyleyebilirim. Evet, çok da güzel olmuş bence. Çünkü çocuk doktoru olmak bence çok zevkli. Çocuklarla haşır neşir olmak. Yani güzel. Mesela benim bir tane evladım var ama mesela hani her bebekte tekrar tekrar o bebekleri sevmek, öpmek, koklamak. Evet, hani anneler de tamam çilesini çekiyor ama bana getirdiklerine tamam ben öpeyim, seveyim hani. Günlük enerji dozajımı alıyorum tabii, yani orada. Tabii aynen öyle. Hem de o duyguyu tatmak sanki onunla birlikte, anneyle birlikte siz de hani böyle bebeği öyle aldığınızda. Öyle oluyor. Yani işte atıyorum yeni doğanda işte sütü gelmiyor. Hani evet, onun sütü gelmediği takdirde ve hani o üzüldüğü takdirde bebek ağlıyor, üzülüyor, anne üzülüyor falan. Biz böyle şeye şahit oluyoruz. Hani ilk emzirmede hani gelmeyen süt geliyor ve hani anne emziriyor, anne ağlıyor, bebek susuyor falan. Biz bütün klinik ağlıyoruz ne falan. Güzel. O duygusal an bambaşka. Çok farklı bir şey yani. Çok farklı. Onu hani defalarca yaşamak çok tabii güzel. Ki, çünkü ben bir kez yaşadım onu. Hani oğlumu bana getirdiklerinde ilk böyle anne odasında böyle hani ağzı böyle açıkta direkt böyle memeye. Hani o anı yaşamak bir anne için çok tabii farklı ki, bir şey tabii ve ben ki ağlamıştım ilk yani deli gibi ağlamıştım. Yani ilk buluşmanın daha uzun halini yaşıyorlar. Onu defalarca yaşamak çok güzel. Hani onu kesinlikle kendine bir kez yaşıyorsun ama başka annelerle defalarca yaşıyorsun yani. Ama çok görmek, kıymetli tatmak bir şey yani. Kesinlikle. Hani doğanın bir harikası kesinlikle ve hani Allah da bize bunu bahşetmiş. Aynen, o yüzden hani ki her kadında anaçlık duygusu elbette tabii ki vardır. Bu bizim için içgüdüsel bir şey. Aynen öyle. Doğuştan gelen bir şey. O yüzden her kadın bir bebeğe baktığında gözleri dolar ama sizin onlarla birebir iletişim halinde olmanız bence çok zevkli. Çok güzel, çok keyifli. Kesinlikle. Bir kesinlikle de çok masumlar. Aynen öyle. Yani çok hani tatlılar. Yetişkinlere bakıyorsun hani her sosyal hayatına da bakıyorsun. Tabii iş hayatına da. Hani kirlenmemiş. Aynen öyle. Çocuklar çok temizler, yani melekler hatta. Aynen öyle. Aynen öyle. Allah hepsine sağlık, uzun aynen ömürler öyle versin. Annelerimize de tabii ki de biraz kolaylık versin diyelim. Evet, yeni anne olmak bir süreç zor oluyor. Aynen öyle. Evet. Çünkü şöyle hani doğumdan sonra tabii anneler de bir sosyal hayattan kısıtlanıyorlar. Doğusa dönemi. Çoğu ailede, yani Türk toplumunda açıkçası hani babalar çok yardımcı olmuyorlar. Evet, ve hani evet, uykusuz geceler, annenin dip boyası geliyor, anne dışarı çıkamıyor, gezemiyor, bir arkadaşıyla muhabbet edemiyor doğru falan. Ve birçok yük annenin tabii üstünde ki oluyor. Maalesef. O anlamda ben hep annelerime diyorum hani kendinize bakın, hani bir saat de olsa bir nefes alın. Doğru. Hani nefes alın öyle gelin. Çünkü o çocuğa ancak öyle yararlı olabilirsin çok, yani. Çok haklısınız. Ama bazen işte anneler de çok böyle hani suçluluk duygusuna girebiliyorlar işte. Hani iki saat dışarıda kalıyor. Aa çocuğumu ihmal mi ettim falan filan. Hani bu böyle durumlarda evet, olabiliyor. Vicdan azabı çekinebiliyor. Vicdan azabı olabiliyor. Ama değil diyorum kesinlikle, yani. Kesinlikle. Tabii ki de hiçbir anne kötü bir anne değildir yani. Hiçbir zaman. Ben her zaman öyle söylüyorum. Bence her anne iyidir. Ama ebeveyn olmak zor bir şey. Kesinlikle. Herkesin her zaman harcı değil aslında. Aynen öyle.
maalesef öyle. Yani doğurmak değil ama büyütmek ondan çok çok daha önemli. Kesinlikle. Bazı babalar var, anneden daha da iyi anne olabiliyor. Evet, çok yani var. Bu etrafında farklı durumlar. Kesinlikle öyle. Önemli olan bebeğin ne kadar sağlıklı olması, onu hangi psikolojide büyüttüğünüz çok çok önemli. Kesinlikle. Çünkü anne sağlığı olduğunda bebek zaten sağlıklı oluyor. Her zaman öyle söylerim ben. Ben mutluysam benim çocuğum da mutlu. Aynen öyle. Ben mutluysam o da mutlu. Kesinlikle. O yüzden böyle bir hani kıstaslarımız yok. Hani şey derler işte mesela yeni doğan dönemine girmek isterim açıkçası. Hı hı. Yeni doğan döneminde ben o zaman öğrenciydim ilk bebeğim olduğunda. Hani daha yeni mezundum. Bebekle çıktık hastaneden. Ben dedim ki hani ne yapacağız şimdi? Biz ne yapacağız? Hani tamam emziriyorsun da başka ne yapacağız falan. Ben hep annelere şunu söylüyorum. Duygusal, içgüdüsel davranacaksın. Kesinlikle. Yani bu işin bir matematiği yok. Hani şu kadar yapacaksın, şunu yapacaksın falan filan değil. Zaten Allah bize bunu başlayacak. Yani bize anne olmayı vermiş. Değil mi? Hani emzireceksin, altına alacaksın, aynen duygusal öyle davranacaksın, mutlu edeceksin, mutlu olacaksın, evet, bu. Kendini güvende hissedecek bebek. Kendini güvende hissedecek. Aslında olay tamamen sevgiyle alakalı kesinlikle, bir şey. Kesinlikle. Hani işin şeyi hani şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın tamam okey belli kurallarımız var. Ama ben her zaman annelik içgüdüleriyle hı-hı davranmaları gerektiğini bir düşünüyorum. Bir de karışan olmasın ya. Ya evet, yani. Evet evet. Ben hani ona da karşıyım. Da, yani evet. Sütün gelmiyor mu? Şunu ye kızım, bunu yap kızım. Yani şöyle işte tut kızım, anneler, böyle babaanneler tut biraz bilmiş davranabiliyorlar evet, açıkçası evet, bu evet, süreçte. Evet. Ama hani onlar da biraz duygusal ve böyle hani şey. Herkes ilk kendi çocuğunda yapamadıklarını evet, torunlarda yapmaya çalışıyor açıkçası. Ondan dolayı onları da anlıyoruz ama işte o dengeleri sağlamak kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Biraz da anneyle baş başa kalmalı aynen bence bebek. Şimdi yeni doğan döneminde birçok hastalık olabiliyor ama yeni doğan bir bebek doğdu ve artık o anne de birlikteler baş başalar. Anne nelerle karşılaşacak? Ben şöyle bahsetmek isterim aslında. Bebek doğdu. Evet. Önce anneye temas edecek. Evet. Önce anneyle koklaşacak. Anneyi görecek. İlk doğa doğmaz. Temas edecek. Aynen öyle. Tabii ki de emzirme. Hı hı. Sütümüz gelmiyorsa bile ben hep annelerime şey diyorum hani uğraşacaksın kucağında kalacak. Hani bazen şey diyorlar ya bebeği al yatağına şu kadar yatır sonra al şöyle yap. Evet. Yok hayır. Evet. Hayır anneye evet en ihtiyaç duyduğu dönem yeni doğan dönemi ve ben açıkçası kucakta kalmasını, göğsünde kalmasını evet ve o süt kokusunu almasını. Çünkü kesinlikle süt gelmiyor ya da geliyor çocuk emmiyor. Ya da meme başı yok. Böyle problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bunu sağlamanın yolu kucakta, göğüste kalmak. Hı-hı, ben hani hı-hı hem pratikte anne olarak açıkçası hem de hekimlik hayatımda gördüğüm şey bu. Bu işin bir matematiği yok. Ha, ne yapmak gerekiyor? Emzirebildik, emzirdik ilk gün. Banyo olayında çok tartışmalar var. Hani ilk gün banyo yapmalı mıyız? Ben hep şey diyorum, 24 saat üstündeki o sıvı dursun. Çünkü o koruyucu bir sıvı. Bir gün sonra duş almalarını, yani bebeği yıkamalarını öneriyorum. Göbek bağıyla ilgili bir sorun olmaz genelde ama işte hafif sızıntı, hafif bir kanamalar olduğu dönemler olabiliyor. Orada mutlaka bir uzman hekime danışılmalı tabii ki de. Ama yine de çok korkulacak bir şey, ateş olmadığı sürece, kusması tabii olmadığı sürece olmaz genelde. Onun dışında işte çıktık hastaneden. Ne yapacağız şimdi? Bence en önemli şey ertesi gün mutlaka bir aile hekimliğine kayıt yaptırmak. Çünkü bizim artık bundan sonra bir bebeğimiz var ve hani aşılarını takip edecek, herhangi bir şeye başımız sıkıştığında danışabileceğimiz en önemli şey Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel bir uygulaması. Aile evet hekimleri bu işi gerçekten çok hakkıyla yapıyorlar. Aynen. Yani tabii ki de bir çocuk uzmanı doktorumuz hı-hı olacak hı-hı ayrıca ama hı-hı aile hekimliği işte 3 gün sonra aşısı var diye arıyor. Telefonla ve arıyor. Gerçekten kesinlikle de bu işi çok iyi yapıyorlar. Kesinlikle. Baş çevresi, kilo, boy bunları çok güzel takip aynen ediyorlar. Aynen. Yani anne olmaya da gerek yok sürekli sağlık hekimliği. Yani beni de arıyor mesela. Soruyorlar işte evet boyunuz kaç, kilonuz kaç? Aynen. Bir sigara kullanımı var mı tabii, vesaire. Tabii. Bir sürü sorular tabii, soruyor tabii ve benim çok hoşuma gidiyor açıkçası. Çok güzel tabii. Böyle altı ayda bir, üç ayda bir. Karşı simir vesaire onları da yapıyor ama çocuklar tabii için hani yeni doğanda artık hani şaşmamak için önceki kılavuzumuz Sağlık Bakanlığı ve aile hekimimiz. Kesinlikle. Ondan sonra zaten çocuk hekimi bir şekilde işte kafana yatan işte hani ben her zaman şunu söylüyorum. Çocuk hekimliğinde de böyle. Bu iş atla deve değil. Yani hani bir sürü binlerce çocuk hekimi var ve hiçbir meslektaşımın birbirinden daha üstün olduğunu, daha iyi, şu iyidir, bu iyidir. Hepimiz aynı kesinlikle yollardan geçerek bir yere geliyoruz. Burada ailenin frekansı önemli. Yani işte ben bu çocuk hekimini çok sevdim. Çocuğumla çok iyi ilgilendi. Elektriğimiz tuttu. Güzel ilgileniyor. 7/24 işte cevap veriyor bize telefonlarımıza vesaire dediği zaman hani
bazı aileler onu seçiyor. Bazı aileler hani başka bir hekimi seçiyor. O anlamda hani meslektaşlarımın hepsinin işini aslında çocuk hekimlerinin ben iyi yaptığını düşünüyorum. Yani çoğu çocuk, çünkü çocuk sevilmeden bu iş yapılacak bir iş değil, öyle söyleyeyim. Onun dışında işte aile hekimliğine biz işte kaydımızı yaptık. Artık aşılarımız garantide. Yani en azından Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı aşıları bizi arayıp işte şu tarihte diyen bir merci var. Kesinlikle. O konuda kendimizi garanti altına aldık. Bunun dışında tarama testlerimiz var tabii. Yani hani birçok hastalık var açıkçası. Genetik olan, metabolik olan bir sürü hastalık var. Bölgesel olarak görülen çok hastalık var. İşte tiroid hastalıkları, fenolkütüneri dediğimiz bir sürü metabolik hastalık, genetik hastalıklar, SMA dediğimiz. Bunların hepsinin taramaları yeni doğan döneminde yapılıyor. Evet, hatta SMA yeri gelmişken onu da söyleyelim. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren artık spinal musküler atrofi adı altında SMA taraması yapılabiliyor. Evet. Bebeklerde. İşte bu hastalıkların ön taraması önemli bizim için ki çünkü karşımıza gelebilecek rahatsızlıkları önceden tespit etmek ya da riskli hastaları görmek için. Bu anlamda önemli. Bunu da bence Sağlık Bakanlığı gayet iyi yapıyor. Kesinlikle. O anlamda işte diyorum ya, aile hekiminize gideceksiniz. Ondan sonra sırtınızı yaslayacaksınız. Onlar zaten güzel takip yapıyorlar. Sonra takipleri için günü geldikçe aşıları. Aynen öyle. Bunun dışında ama Sağlık Bakanlığı maalesef maddi koşullardan dolayı birçok ülkede de aslında Sağlık Bakanlığı kapsamında olmayan ama aslında daha çok gelişmiş ülkelerde Sağlık Bakanlığı'nın kapsamında olan aşılarımız var bizim. Ben onlardan biraz bahsetmek istiyorum aslında bugün. Menenjit aşısı mesela, rotavirüs, bir de HPV aşısı. Bunlar maalesef pahalı aşılar olduğu için Sağlık Bakanlığı'nın henüz takvimine girmiş değil ama HPV ile ilgili SGK'nın geri dönüşü olacağını haberini aldık. Çok iyi. Menenjitten bahsetmek isterim. Menenjit çok, çok ağır bir hastalık ve çocuklarda sekel bırakan, engel bırakan, yürüme bozukluğu, işte mental, zihinsel engel bırakan bir rahatsızlık. Ve aşısının kesinlikle yapılması gerekir. Özellikle çok son dönemlerde Türkiye'de çok göç dönemi olduğu için. Yaygınlaştı mı biraz? Yaygınlaşma dönemi de var ama aynı zamanda şimdi her ortamın bir florası, bir doğası vardır. Şimdi biz Manisa TV'deyiz. Buranın bakteriyel ortamı bellidir. Ama mesela Fulya Coşkunoğlu buraya geldiğinde İzmir'den buraya farklı bir bakteri getirmiş olabilir. Aynı şekilde bu göçlerle alakalı da bu tarz şeyler var. Böyle tabii durumlar ki var. Taşıyıcılık. Kesinlikle. O yüzden menenjit aşısını mutlaka, ben diyorum hani hastayı yakaladığın anda menenjit aşısını mutlaka yapalım diyorum. Evet, maliyeti yüksek ama koruyuculuğu da çok yüksek aşılar. Menenjit özel bir aşı ama ailelerime mutlaka diyorum ki hani yaptırman gerekiyor. Evet. Sonradan üzülmemen için yaptırman gerekiyor. Evet. Bu bir. İkincisi rotavirüs aşısı. Rotavirüs dediğimiz şey nedir? Rotavirüs yüksek ateş, ishal ve kusmaya neden olan, özellikle 5 ay ve 5 yaş arasında özellikle ciddi ölümlere neden olabilen dehidratasyon dediğimiz su kaybından dolayı bir virüs. Ve bunun çok kolay bir aşısı bulunmuş. Ağızdan, iğne şeklinde değil, acısız. Aynen. Yan etkisi de çok olmayan bir aşı. Rotavirüsü mutlaka diyorum ben. Yani ikinci, üçüncü, yani 6. aya kadar mutlaka yapılması gerekir rotavirüsü. Menenjitin dozaj takvimi ayrı. 2 tane çünkü ayrı ayrı aşı var. 2 ayrı bakteri suçuna karşı. Mutlaka onun da belli ay periyodunda. İşte bunları az önce dedim ya, normal aşılarımızı aile hekimliği çok güzel takip ediyor ama bunları takip edecek de bir özel uzman hekime ihtiyaç oluyor. Kesinlikle. Maalesef. Çünkü aileler bilemiyor. İşte kimisi işte internet... 2 doz olduğunu düşünürsek menenjit. Menenjit şöyle, 2 tane aşı var. İki aşı toplamda 5-6 doza tekabül ediyor ve aylarını iyi takip etmek gerekiyor. Bunların hani pozoloji dediğimiz ay sistemi hepsine farklı. Atıyorum çocuk 4 ayda geldiğinde ki birinci dozunu yaptın, ikinci dozunu farklı bir ayda. Hepsinin kendi içerisinde dozajları var. Yani. Tabii bunları da işte elbette ki hani aile hekimleri değil, onları da biz takip ediyoruz. Menenjitten bahsettim, rotadan bahsettim, HPV aşısından bahsetmek isterim. Kadın doğumcuların da çok ilgi alanında olan ve bence kadın sağlığını çok koruyan bir aşı. Çok çeşitli olan. HPV biliyorsun ki rahim ağzı kanserine neden olan bir virüs. Human papilloma virüsü diye geçiyor. Ve genelde ben hep şey diyorum mesela hani 9-12 yaş arasında bu arada yapılması gereken bir aşı. İşte şey diyorlar ama bizim oğlumuz var hani oğlanın rahima öyle değil diyorum yani yarın bir gün evlenecek ve taşıyıcı olabiliyor. Tabii ki evlenecek ya da işte biriyle birlikte olacak cinsel aktivitesi başlamaya
başlayacak ve hani bir şekilde korumak gerekiyor. Aynen, gelinini, öyle. Kızını. Bu toplumsal bir bilinç aslında. Ki erkek sağlığı da çok çok önemli bir. Kesinlikle öyle. 9-12 yaşta da HPV'yi kesinlikle, evet, öneriyorum. Bunlar, hı-hı, maalesef ki hani Sağlık Bakanlığı'nın şu anda takviminde olmayan aşılar. Evet. Ama yetişkinlerde de aşısı var. O da erişkinlerde yine, de var tabii. Evet, o da tabii yine özene giriyor. Ama 9-12 yaş bizim cinsel aktivite başlamadan önceki en önemli yaşlarımız HPV için. Bunları kesinlikle öneriyorum ailelere. Tabii maddi sıkıntıları olanlar biraz zorlanabiliyorlar ister istemez. Çünkü hani zaten genel olarak toplumda bir sıkıntı var, biliyorsun ki pandemiden sonra maalesef sıkıntılar oluştu. Ama ben hep şunu söylüyorum. Biz sağlık nelere para harcamıyoruz ki? Tabii tabii. Sağlığa verelim. Ama şöyle en söyleyeyim sana. İçimiz rahat etsin. Evet, ama çocuk olunca her şey değişiyor. Kesinlikle. İnsan kendine kıyamıyor ama çocuğuna aynen her şeye kıyıyor aynen yani. Öyle. Her şeyden kısa yine de evet, anne baba o çocuğuna evet mutlaka yani onu yapar. Yani menenjit ve rota ile ilgili ben toplumsal bir bilincin oluştuğunu düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Birçok aile artık hani rota nedir, işte menenjit nedir onları biliyorlar ama HPV ile ilgili bunu oluşturmak lazım. Çünkü şey, Türk toplumunda biraz işte hani HPV ve cinsel yolla bulaşan olduğu zaman birazcık olaylar hani yanlış algılanabiliyor. Evet. Aynen öyle ama bu böyle değil. Sonuçta bir virüs var ve bunlara karşı kesinlikle korunmamız gerekiyor. Ve 9-12 yaş bunun hani bilimsel araştırma sonucu böyleyse bunu söyleyebilirim yani. Aynen öyle. Yani erkek kız çocuğu hiç fark etmez. Kesinlikle. 9-12 yaşları arasında HPV arasında aynen öneriyorsunuz. Aynen bunlar öyle. Hayati önem taşıyor bence. Yani bir kadının %90 koruyuculuğunu sağlayan, rahim ağzı kanseri kesinlikle olmasını engelleyen, ölümcüllük kesinlikle oranını engelleyen bir aşı. Bunu bilim bulmuş. Biz niye yaptırmayalım ki? Yani böyle bir riskimiz var. Evet. Tuvalete girdiğinde bile, bir klozete oturduğunda, AVM'lere kesinlikle gittiğinde bile bunu kapabilirsin. Allah korusun. Yani. Tabii ki. Aynen öyle. Yani çok çeşitli hastalık var. Hani evet, özellikle kadın hastalıkları konusunda. Ama bulunmuş belli kanıtlanmış şeylerde. Aynen öyle. Ben şunu söylüyorum. Tedbiri alalım. Covid'de bile mesela hani yeni bulunmuş, 1 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde bulunmuş aşılar biliyorsun ki işte. Bunlarda bile gözümüz kapalı hani ölüm korkusuyla ne olduğunu bilmeden, tam araştırmalar yapılmadan açıkçası. Tabii. Yani sonuçları çok bilinmiyor aslında şu an. Bilinmeden anda yaptırdıysak ama bilinmiş yıllardır olan aşıları belli hastalıklarda kesinlikle engellemek kesinlikle çok mantıklı. Yani ben hani bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama aşı karşıtı birçok insan var. Çocuklara hiç aşı yaptırmayan birçok insan var ama sonuçlarını görüyoruz. Ölümle sonuçlanıyor. Ya aşı bebek ya da çocuk. İnan ki ayrı bir çok ilginç geliyor bana yani. Yani evet. Şöyle ben bunu şuna benzetiyorum. Yani yüzyıllardır olan, yıllardır bulunmuş, ispat çiçek edilmiş aşısı mesela. İspat edilmiş aşıların karşıtı ne kadar olabilirsin? Aynen öyle. Yani ne kadar olabilirsin? Yani hani bu böyle bir şey değil. Ha bak şeye inanıyorum. Yani şuna saygı duyuyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü ben de hani bir hekim olarak bazı bilimsel sonuçları görmeden hani Covid ile alakalı şüpheleri Covid aşısıyla ilgili onları ben çok yeni çünkü. Çok yeni çünkü ve hani bilimsel araştırmaları, çalışmaları çok noksan. Bir sürü ticari oyun var mı yok mu acaba mı falan filan diye insanlar düşünüyor ve bunu çok açıkçası şüphe etmeyi yani yadırgamıyorum. Evet. Evet. Hani ama yüzyıllardır bilinen kızamık, su çiçeği, kesinlikle hani kaba kulak bu aşıların artık bir tartışması çocuk felci, yok. Yok öyle yani. Aynen öyle. Bundan zorunlu olmalı. Bunlar olmalı. Evet. Hani olmayanlar ceremesini çekerler. Maalesef. Ama bu toplumsal bir sorun olur. Kesinlikle. Bireysel değil kesinlikle yani. Yani kızamık gibi bir hastalık var mesela yetişkin döneminde direkt ölümle sonuçlanabilme evet, potansiyeli aynen yüksek. Hepsini bir yani mutlaka yakalanılıyor bir de. Yani öyle bir kaçınılmaz son yani bunların hepsi. Çocukken hepimiz hastalıklar yaşadık. Hani Allah kimseye yaşatmasın ama aşı karşıtı olmak bence çok mantıksız geliyor. Yani dediğim gibi kimseyi yadırgamıyorum. Yine evet, hani yanlış anlaşılmak da istemem ama bence bir kez daha düşünülmesi gereken bir konu. Çok da iyi araştırılması gereken bir şey. Rejide çalışan arkadaş, kameraman arkadaşım ben bu kamerayı şöyle kullanabilirsin ya da bunu böyle kullanma diyemem. Ya da beni şu açıdan çekme diyemem hani. Doktorlar, hekimler, bilimsel aynen çalışmalar yapan insanlar belli şekilde uğraşmışlar. Kesinlikle. Dışarıdan gelip ben aşı karşıtıyım deyip marjinal bir eylem sağlamak, hiçbir şey bilmeden böyle bir yorum atmak kesinlikle bana biraz açıkçası cahilce geliyor. Aynen öyle. Yani cahil cesaret. Yani sonuçta evet, bunlar evet, yıllarca evet çalışılmış, üstüne durulmuş maalesef çalışmalar, evet, projeler ve bir şekilde tabii sonuç ki alınmış. Tabii ki de aynen öyle. Şimdi özel aşıları da konuşmuş olduk aslında böylelikle. Gıda sürecine geçelim mi? En çok merak edilen sorulardan ama. Ben biraz da sarılıktan bahsetmek istiyorum aslında. Tabii sarılık da çok önemli bir hastalık. Doğru ya, kesinlikle. Şimdi yeni doğan döneminde aileler mutlaka başına geliyor değil mi her annenin hemen hemen? Yani çok fazla geliyor. Çok fazla. Çünkü beslenme sorunları oluyor. İşte anne sütünü geç verebiliyorsun işte dedim ya meme başı problemleri vesaire. Bir sararma böyle bir uyku hali hani.
Olabiliyor ve ben kendimle ilgili şöyle bir şey bahsedeyim sana. Dedim ya, öğrenciydim. Tam okul bitmişti ben anne olduğumda. Hekim olmama rağmen oğlum 3. gününde böyle sarardı, hı hı, uyanmıyor. Ben çığlık çığlığa ağlayarak böyle hani o panik zaman... Evet, o zaman işte çalıştığım, daha doğrusu mezun olduğum hastanedeki hekim, işte ablama diyeyim artık, hocam koşturarak ya ne oluyor bu çocuğa falan diye koştuğum, hani hep uyuyor uyanmıyor dediğim oldu. Sarılık ailelerde ciddi bir korkuya neden olan bir şey. Çünkü bebeğin, ya bir de anne de böyle sersem oluyor. Yani yeni doğum yapmış, dikişleri var vesaire falan. Bebek uyanmıyor, bebeği dürtüklüyor, meme süt almıyor, sararıyor, uyuyor falan. Ben şey diyorum hep ya sarılıkla ilgili. Sakin olun ve besleyin. Beslemek. Beslemek. Çok fazla şeyler yapıyorlar işte. Işık açtık, floresan açtık, güneşe koyduk vesaire. Sarı örtü. Evet, sarı örtü falan. Öyle bir şey yok. 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 Ve de bu korkutucu bir şey mi sarılık? Evet, ilerleyen zamanlarda öyle ama her bebek sarılık olabilir. Çünkü yani dünyaya yeni geldin ve adapte oluyorsun. Kesinlikle. Ve hani her bebeğin buna bir hakkı var. Aynen öyle. Ama sakin olmak gerekir, beslemek gerekir. Hekimlere danışmak gerekir mutlaka. Dedik ya, bu tarama testleri, sarılık testleri. Bunların hepsi tabii aile hekimliği tarafından da, uzman hekimler tarafından da yapılan şey. Biz zaten taburcu ettikten sonra anneye diyoruz ki yani 3. gün tekrar gel, 5. gün tekrar gel, yüksekse tekrar gel, hani besle vesaire diyoruz. Sarılıktaki en önemli olay beslenme ve anne sütü. Evet, evet, bu. Evet, evet, mutlaka. Sarılığın ardından gıdaya geçeceğiz ama kısa bir reklam arası verelim. Olur, tamam. Hem sen de biraz dinlenmiş tamam. ol. Evet değerli izleyenler, kısa bir mola vereceğiz. Ardından tekrar sağlıklı günlerle birlikte karşınızda olacağız Manisa TV ekranlarından efendim. Değerli Manisa TV izleyenleri, sağlıklı günler kaldığı yerden devam ediyor efendim. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, uzman doktor Fulya Coşkunoğlu bizlerle birlikte. Evet Fulya Hanım, devam edelim konumuza. En son sarılıktan bahsettik. Evet, sarılığın bütün detaylarını konuştuk. Dedik. Aynen öyle, anne sütü. Özellikle anne ilk 6 ay diyelim. Evet, yine. İlk 6 ay. Bir de şeyi soruyorlar Betül'cüğüm, hani bazen işte anneanneler, babaanneler anne sütünün yanına bir de su vermek istiyorlar. Evet. Hayır, ilk 6 ay sadece anne sütü. Anne sütümüz yoksa formül mamalar veriyoruz. Su kesinlikle vermiyoruz. Onu belirtmek istedim. Bizlere verilmiş ama. Evet, yani hani öyle bir inanç öyle var. Bir inanış i̇şte susuz var. Kaldı evet. Bu gibisinden evet. Ama hayır, anne sütünde yeterince su var. Kesinlikle. Formül gıdalarda da zaten var. Mamalarda da var. O yüzden ilk 6 ay sadece anne sütü diyoruz. Aynen öyle. Ama ben şunu da söylüyorum. Hani bazen 5 aylıkken işte bebek işte anneyle babayla oturduğunda masaya, anne baba bir şey yerken falan böyle bir hevesleniyor, salyalar akıyor falan, istiyor. Aslında o katı gıdaya hazır diyorum ben. Hani onu ilk böyle 6 ay kesinlikle katı gıdaya başlanmayacak demek istemiyorum açıkçası. Tabii ki bilimsel çalışmalar ilk 6 ay kesinlikle anne sütü diyor ama çocuk istekliyken ben artık hani 5. ayda en azından bir takım katı gıda işte isteklerine karşılık vermek gerektiğini düşünüyorum. Küçük küçük, az az. Katı gıda ile ilgili şöyle açıkçası sorunlar oluyor. Nasıl yapalım? Sabah kalktı, anne sütünü verdik. Katı gıdaya nasıl başlayalım? İşte kahvaltısını mı vereceğiz? Öğlen yemeğini mi vereceğiz? Nasıl yapacağız? Neyle başlayacağız gibi bazı kuralları var açıkçası bunun. Katı gıdada ben hep şey diyorum. Önce tadı çok tatlı olmayan şeylerden 3 gün kuralına göre başlayalım. Evet, evet. Ben genelde hastalarıma şunu söylüyorum. Ben kabakla başlıyorum mesela. Hani kabak, işte tatlı havuç. Kabak. Evet. Kabak mesela, diyorum ki annesi işte kabağı haşlıyoruz, işte ondan sonra eziyoruz, rondoyu istemiyoruz hiçbir zaman. Ezerek biraz hafif bir zeytinyağı, tuz, şeker asla katmadan yavaş yavaş tattırıyoruz. 3 gün boyunca sadece kabak diyorum mesela. Neden 3 gün? 3 gün içerisinde bir alerjik reaksiyonu olacak mı? Çünkü katı gıda sürecindeki en büyük sıkıntılardan bir tanesi alerjik reaksiyon riski. Yani işte... Bir çocuğun patatese alerjik reaksiyonu gelişebilir. Ama patatesle kabağı birlikte verirsek neye olduğunu anlayamayız. Doğru. O yüzden yalnız sade olarak 3 gün kuralına göre sevemeyeceği gıdalardan başlayıp sonra tatlı gıdalara geçerek. İşte kahvaltı sürecinde mesela en önemli şeylerden bir tanesi yumurtanın. Yumurta. Evet. Yumurtanın beyazını ilk 1 yıl boyunca vermiyoruz. Bal asla vermiyoruz. Evet, bal. Patlıcan vermiyoruz bebeklere ilk 1 yıl boyunca. Tropik meyvelerden kaçınıyoruz mutlaka.
Ananas gibi, mango gibi böyle aynen, şeyler vermiyoruz. Aynen, evet. Çünkü bunların alerjik reaksiyon riskleri yüksek. Şey yapıyorlar, onu çok gözlemliyorum. İşte elimizi iğreçele batırıp veriyorlar evet, falan. Onu, evet. Onu yapmıyoruz. Ya yani şöyle bir çocuğa sen... Ağlaması sussun diyor. Evet ama bir çocuğa tatlıyı verirsen... çocuk, yani hani diyorlar ya mesela benim çocuğum çok yemek seçiyor, pırasa yemiyor. Yani sen çocuğa zaten hani çok güzel bir tatlı verirsen pırasa yemez ki. Hani hepimiz aynen öyle değil miyiz? Güzel bir cheesecake yedikten sonra öğleden sonra ıspanak yemeği yer misin? Aynen. Hani bunun gibi bir şey. O yüzden hep diyorum ki ben hani sevemeyeceği, seçici olacağı gıdalardan 3 gün kuralına göre başlayalım. Ondan sonra sevdiklerini veririz zaten. Yavaş yavaş. Yavaş veririz. Kahvaltıda şöyle diyorum ben. Labne peyniri. Hani benim anlattığım hep budur. Labne peyniri mesela 3 gün verdik, güzel. İşte yumurtanın sarısını verdik, güzel. Reaksiyonu yok. Labne peyniri, pekmez, yumurtanın sarısı işte karıştırıp etmek biraz su ilave ederek böyle karman çorman bir şey ama gıdalarını alabileceği evet, bir kahvaltıyla evet, başlayabiliriz. Uyku düzeni ve beslenme şeyi çok önemli aslında burada Betül. Yani bir çocuk işte katı gıdayla beslence yani besleneceği zamanın belli bir düzeni olması lazım. Sabah uyandı, sabah yedi. Bebeği emzirdik. Ben diyorum ki hep annelere emzir, tamam güzel. Sonra bir gezdir, dolaştır, gelsin bir uyusun evde. Hani yorulsun, bir aktivitesi olsun. Sonra mama koltuğuna koy. O rutin, o saat hep aynı olsun. 9 olur, 10 olur. Bebeklerin hani biyoritmine göre evet, değişen bir şey. Oturttuktan sonra kahvaltısına başladın. İstemiyor mu? Zorlamaya gerek yok. Asla evet, zorlamayacağız. Bir bebek nasıl istemez? Dışı böyle kendini böyle yapar. Ağzını falan filan hani bu. Besledin. Güzel. Onu da öğrendi. Ondan sonra oynadın. Oyun oynattın. Peki yani, kendi mi yemeye çalışsın? O konuda farklı düşünceler var açıkçası. Şimdi bazen evet, neler görüyorum işte sosyal medyada. Bir tabak hazırlamış, evet, sabah kahvaltısı işte patates haşlamış, doğramış koymuş, havuç haşlamış, doğramış koymuş, bir de yanına muz koymuş, doğramış. Açıkçası hangisini seçecek? Hani kendi yesin. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani menüyü tamamen anne belirlemeli. Yani orada sen işte muzu koyup, onu koyup, bunu koyup yapamazsın. Ama şu konuda şöyle bir yorum yapabilirim. İlk zamanlarda önce bir katı gıdayı kendimiz vermeliyiz ki hani onun nasıl yutacağını, ne yapacağını, reaksiyonlarını görmemiz lazım. Ondan sonraki süreçte evet mama tepsisine koyup kendi kendine yemesini, motor hareketlerini hani sağlayabilmesi için onun eğitim açısından da onu destekleyebilirim. Ama onun dışında işte bir bebeğin önüne sen muz koy, ıspanak koy, muzu yer. Öyle bir şey yok. Yani o düzeni kendin hani anne olarak biz sağlamalıyız açıkçası. Böyle anlatabilirim sana. Zor yani, şeyler aslında biliyor musun? Yani hani o kadar çok bilgi kirliliği de var ki Betül yani internette. Çok. Hani aileler okuyorlar, çiziyorlar böyle hani bir sürü şey bakıyorlar. Ya hep bu işin özü şu, matematiği yok yani. Biz anneyiz. Hani ben hekimim ama aynı zamanda anneyim. Evet. İçgüdüsel evet içimizden geldiği gibi belli noktalarda çok dikkat ederek dediğim gibi işte bal, yumurtanın evet, işte beyazı hani vermememiz gereken şeylerde çok dikkat bildikten ederek. Bildikten sonra zaten. Evet ondan sonra yavaş yavaş yani. Yavaş yavaş evet. Yani şimdi ben bazen böyle bazı arkadaşlarımda şunu görüyordum. Çocuğun peşinden koşarlar yemek yesin diye. Biraz daha büyüteyim çocuğu ama şu anda. İşte örnek veriyorum daha 1 yaşına gelmemiş ya da işte 10 aylık bir çocuk olsun, bebek olsun. Ya yemiyor, hiçbir şey yemiyor, yediremiyorum. Yani ben hep şey diyorum arkadaşlarıma, bırak yemesin. Yani aç kalacak ama kendi yiyecek. Yani açlıktan ölmezse hiçbir çocuk diyorum. İlla yiyecek. Böyle bir şey yok zaten. Çok da üstüne düşmemek kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle ama oradaki hata ne biliyor musun Betül? Orada aileler yemiyor diye eline bir çubuk kraker ya da bir onu evet, yiyebileceği, evet, onu sevebileceği şeyi aman aç kalacağına bunu yesin. Evet, evet, evet. Ve çocuklar çok kurnaz. Çok akıllılar. Yani bir direnç gösteriyor. Direncin karşısında i̇stediğini bir alacak, şekilde istediğini alıyor. Ve bu bir kısır döngü. Öyle bir şey yok. Aç kalsın. Hiçbir çocuk aç kalmaz. Evet. Yani her çocuk bir şekilde bir şey yiyecek sonuçta. Aynen, yani hani aynen, öyle bir şey. Orada işte hani ama bana çok soruyor ama yemiyor. Ben de sadece cips veriyor. Sadece cips yiyor mesela. Cipsten ne alıyor? Hiçbir şey. Evet. Yani hani. Aksine zararı var. Aynen öyle. Öyle bir şey yok. Peşinden koşturmak hani içgüdüsel bir tavır olabilir. Hani yararlı besinlerle ama diğer besinleri eline verip işte hani yemiyor bari bunu yesin olmaz. Kesinlikle. Olacak bir şey değil. Kesinlikle. Bir de şey var. Türk toplumunda ondan da bahsetmek isterim. Hep genelde bana gelen hastalara gece gıda takviyesi verelim mi, edelim mi? Hani balık yağı verelim mi mesela? Balık yağı çok
gündemde olan, özellikle Covid yani pandemi evet. döneminden sonra çok evet. gıda takviyeleri, sen de biliyorsun yetişkinlerde evet, de çok revaçta olan bir şey. Evet, arttı. Yani şimdi şöyle bir şey, Ege bölgesinde yaşıyoruz. Hani bu bölge için söylüyorum. Mesela sen işte haftada kaç kez balık pişiriyorsun? Ya şöyle söyleyeyim, tabii ki de gönül ister ki haftada bir gün balık yiyelim. Ama yani çoğu zaman alamıyoruz ya da işte gittiğimizde o balığı, istediğimiz balığı bulamayabiliyoruz ama haftada bir gün yememiz şart olduğunu çok iyi biliyorum. Heh, en azından daha sağlıklı ama tabii iki gün aslında evet. ama hani en azından bir güne indirgedim. Hiç sevmeyenler için söylüyorum bunu ama şöyle yapıyorum. Özellikle işte av yasağı döneminde veya canım çok çektiği zamanlar oluyor. Ben çünkü balığı çok severim. Ton balığı yiyormaya çalışıyorum. Yani bir şekilde omega 3'ü almaya çalışıyorum. Evet. Ama balık yağını işte şimdi anneler şunun için de kullanıyor. Biraz çocuklarla dikkat eksikliği olan işte özel çocuk dediğimiz bazı çocuklarda balık yağı evet öneriliyor ama bebeklerde nasıl oluyor açıkçası yani onu hiç bilmiyorum. Sağlıklı çocuklar için konuşmak gerekirse herhangi bir patolojik bir durumu olmayan sağlıklı bir çocuk için. Şimdi bak ben her zaman şunu, pakete giren her şey aslında dışarıdan geliyor. Hı. Ama biz doğamız bize her şeyi sunmuş. Türkiye biliyorsun ki hani üç tarafı denizlerle çevrili. Çok balıktan çok şanslı olduk. Hele ki Ege'deysek, aynen Akdeniz'deysek. Öyle, Ege'deyiz. Haftada iki gün mutlaka evde balık pişecek. Yani işte kokuyor, yağ sıçrıyor vesaire. Hani çok fazla var biliyor musun? Hani anneler işte çok iş çok çıkıyor kokuyor. Da bilmem ne de kokuyor. Fırına atacağız. Yani bu en sağlıklısı o zaten. Bu kadar ve işte pahalı somon almak zorunda değiliz. Kesinlikle. Levrek almak zorunda hamsi. Değiliz. Hamsi. Sardalya, hamsi. En iyileri onlar zaten. Evet. En evet. zenginler onlar. Bunlar aslında hani bizim çocukluğumuzda sen de hatırlarsın çok böyle evlerde her pazar hani pazar olduğunda evet, semt evet, pazarı. Evet. Annelerimiz pazartesi pazarı varsa pazartesi günü mutlaka balık. Evet balık salata ekmek evet, yapıldığı evet, zaman evet, en evet. sağlıklı zamanlar. Şimdi kesinlikle. Balık yağı diyoruz aslına bakarsan hani anneannelerimizden gelen bir kültür ve aslında zenginlik var. Yani bunları kesinlikle. Değerlendirmek ve bunlara göre rehber almak lazım. Bunları rehber almak lazım. Haftada iki gün balık pişirin diyorum. Pişiremiyor musun? Hani balık alamıyor musun? Bence bunun da bir izahı yok ama hani bir şekilde en ucuz balığı yine alırsın. Alamıyorsun o zaman balık yağı tamam diyorum yani hani. Ya da çocuk yemiyor mu hani? Yemek istemiyor mu hani? O zaman evet balık yağını evet, rutinde kullanması evet, gerekiyor evet, evet. açıkçası. Ama mesela ton balığını değerlendirebilirler. Ben ton balığının da ne kadar faydalı olduğunu duymuştum. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani bir salatanın içinde kesinlikle. İşte bir makarnada çocuklarına o evet, şekilde balık çorbası yedirebilirler. Evet. Aynen öyle. Bunun yanı sıra D vitamininden de biraz bahsetmek isterim. Evet, en önemli vitamin. Çok özellikle pandemide çok ciddi çalışmalar yaptık bu konuda. Bizim de yayınımız var. Biliyorsun pandemide dışarı çıkma yasakları oldu. Ve o dönem doğan bebeklerde ve çocuklarda çok fazla bacak eğrilikleri oldu D vitamini eksikliğinden aynen. dolayı. Çünkü D vitaminini bir şekilde profilaktik dediğimiz hani normal evet. günlük alacağı dozajda versek de güneş olmadığı takdirde hiçbir şeye yaramıyor. Ben açıkçası şunu söylüyorum. Türkiye'de 2 yaşına kadar aslında hani günlük 3 damla David 3 dediğimiz damla ama ben 5 yaşına kadar kesinlikle öneriyorum. Çünkü şöyle de bir durum var aslında Betül. Yani toplumsal olarak Müslüman bir ülke olduğumuz için annelerimizin başı örtülü olabiliyor ya da işte kapalı kıyafetler giyinebiliyorlar ve D vitamini direkt cilde maruz olmuyor. Evet. Gebelerde çok fazla görüyoruz D vitamini eksikliği bu nedenden dolayı. Özellikle ben gebe olan annelerde de hani folik asit yanında D vitaminini kesinlikle. Öneriyorum. Kesinlikle. Şu an bir de şöyle bir şey de var. Hani bunu iklim bilimleri profesörleri, işte mühendisler hepsi konuşuyor. Son zamanlarda artık güneşin bir etkisinin olmadığını, yani vücudumuza çok da fazla faydası olmadığını söylüyorlar ki bizim ülkemizde evet güneşten yararlanabiliyoruz ama kışın çok da fazla güneşe maruz kalamıyoruz. Evet. Bir de iş hayatı vesaire kesinlikle. İçerlerdeyiz. Zaten pandemide dediğiniz gibi çok doğru bir şey söylediniz. Aşırı derecede D vitamini eksikliği evet. görmeye başlandı ki ben de kendim de kullanıyorum damlalarını veya işte hap formunda olan olanlarını kullanıyorum. Beni çok çok iyi koruduğunu ve gerçekten dinçlik verdiğini hissediyorum. Kesinlikle. Hatta doktoruma da soruyorum daha devam edeyim mi? İç diyor hani işte bir yüz mü bir referans aralığı var. O zamana kadar Betül yolu var dediğin evet. zaman bana ben devam ediyorum ama çocuklarda çok daha önemli olduğunu özellikle biliyorum. Özellikle Covid'de koruyuculukla ilgili çalışmaları var. Evet. Yani hani Covid döneminde hani bu dışarı çıkma yasakları oldu. Evet, evet, evet. Aslında dışarı çıkma yasağında D vitamini eksikliğine de maruz kalıp daha çok hastalandık. Evet. Yani hani David alanlar, D vitamini dışarıdan alanların çok ciddi koruyucu olduğunu gören çalışmalar var. Kesinlikle. PubMed'de yayınlanan kesinlikle. Yani özel işte bir sürü yayın yapılmış evet, bununla evet. ilgili. Ben mesela kendimi de şöyle düşündüm. Yani etrafımda çok fazla D vitamini kullanan bir tanıdığım yok ama ben gerçekten D vitamininden kullandığımda
o sene çok az hasta oluyorum. Yani gripti vesaire de bunları çok daha hafif atlatabiliyorum hatta. Yani onun da farkını fark ettim ama pandemide daha çok etkisini gördüm. Pandemide çok çok. Evet. Yani hiçbir şekilde Covid olmadığım dönemde bunu yaşadım. Ya pandemide tabii şimdi az önce de konuştuk ya, bir sürü eczanelerde bu bir sürü işte gıda takviyeleri evet patladı yani. Bizde de tabii öyle. Yani şimdi bazen bazı çocuklar özellikle kreş döneminde. Kreş dönemi bizim için yani bant tam hastalıklara kapı açılan. Yani şöyle çünkü hani bir çocuk dedim ya az önce ben Manisa TV'deyim. Burada buranın bir florası vardı. İzmir'den buraya getirdim. Kreşe gidene kadar çocuklar sadece anne ve babalarının florasına ya da anneanne babaannenin evdeki floraya maruz kalıyorlar. Bakteriyel ya da virüs açısından. Şimdi kreşe gidiyor çocuk. Hep bunu ona benzetiyorum. İşte bugün Eda'nın florasına maruz kaldı. Eda'nın babası işte başka yerden geldi. Eda'nın florası değişti. Babasınınkine maruz kaldı. Ertesi gün Ali'nin, Mehmet'in hastalık dönemiyle geçen bir süreç. Yani hani hep şey derler hani 4 gün gidiyor, 3 gün hasta bu çocuk. Gidemiyor. Evet. Hani kreşe gidemiyor. Evet, tamam diyorum gidemeyiz. Gidemezsin önemli değil. Alalım mı kreşten? Hayır almayacaksın. Bu tanışma. Evet. Bu tanışacak. Bakterilerle ve virüslerle tanışma zamanı. Aynen, dünyaya. Aynen. İlk doğumda geliyoruz, ikinci okula başladığımızda. Kesinlikle. Bugün göndermezsen ilkokul çağına başladığında yine aynı şeyler olacak. Tabii burada yardımcı takviyeler o anlamda bence destekleyici yani. Neler alınmalı mesela? Yani şöyle kuarsetin, Afrika sardunyası, şimdi özel isim vermeyeyim. Hani birçok devamlı kullanabileceği kutu değişikliği yaparak birçok takviye var. Hani direncini artıracak. Özellikle mesela... C vitamini, çinko... Önerir misiniz çocuklar aynen, için? Aynen, multivitaminler kesinlikle öneririm. Son dönemlerde çok güzel ürünler çıktı açıkçası. Çocuk hekimlerinin tasarladığı, işte balık yağı artı işte içine bir sürü multivitamin olan hani koruyucu. Ha ne yapıyor bu? Hasta olmasını sağlamıyor değil açıkçası. Ama tabii hastalığı çok daha kısa sürede geçirmesine. Bağışıklığını biraz yükseltiyor. Aynen, burnu attığı zaman başlarsan en azından öksürmez. Burun akıntısıyla iki gün geçer gibi. Evet. Hani kısaltıyor, daha adapte oluyor okula vesaire. Direncini artıran şeyler. Yani bazı çocukta hiç ihtiyaç olmuyor. Çok kolay adapte oluyor. Özellikle hani sokakta çok oynayan, daha çok böyle sosyal olan çocuklarda kreşe gittiğin zaman sorun yaşamazsın. Evet, evet. Hani bizim zamanımızın hastalıkları da değildi açıkçası. Bu daha çok şu anda apartman dairesinde tıkılı kalmış. İşte bakıcıyla ya da işte anneyle babayla yüz yüze kalmış, anneanneyle kalmış çocukların durumları. Biz sokaklarda oynuyorduk, ediyorduk. Hani yani, bir şekilde aşırı işim oluyorduk. Evet, şimdi biraz da şey de tabii değişti. Yani bizim yaş skalamıza baktığında ben 6 yaşındayken işte bakkala gidip bir şey alabiliyordum. Ama mesela benim oğlum 10 yaşında şu anda. Gönderemiyorsun. Yani sosyalleşme de çok azaldı. Tabii ki de floralar da bununla ilgili izole kaldı yani. Kesinlikle. Peki artık programımızın sonuna geldik ama ben Fulya sana şunu sormak istiyorum. Sen Manisa'yı seven bir hekim olarak buradan Manisa TV izleyicilerine kamerandan neler söylemek istersin çocuklarla ilgili? Şu kamera senin. Şu an yeni anne olmuş olan varsa... Yani şöyle biraz böyle hem moral motivasyon açısından. Yani şöyle anne olmak dünyanın en güzel şeyi bence. Hani bunun bir kere kıymetini bilsinler. Kesinlikle. Acele edip hemen işe başlamasınlar. Hani böyle anneler oluyor işte bunalıma girdim ben çalışmak istiyorum falan. Hayır, 2 yaşına kadar ben hani maddi durumunuz olsun ya da olmasın bir şekilde hani bebeğinizle zaman geçirin. Çünkü o günlere bir daha geri dönemiyorsun. Aynen öyle. Dönemiyorsun ve hiçbir zaman kendinizi suçlamayın. Ebeveyn olmak zor bir şey ama tam mükemmellik diye bir şey yok. İçgüdüsel hareket etsinler, duygusal hareket etsinler. Bu işin bir matematiği yok. Hiçbir zaman şu anne, şu anneden daha iyi ya da şu baba, şu babadan. Ha babalarla ilgili çok şey yapamam ama annelerle ilgili bunu söylerim. Çünkü doğurganlık olduğu için, doğal bir şey de olduğu için annelik çok farklı bir şey. Herkesin ben iyi bir anne olduğunu düşünüyorum. Bu anne kötü bir anne ya da şu böyle diyemem. İçgüdüsel ve duygusal davransınlar. Çok fazla internet sitelerine girip okumasınlar, gerek yok. Uzman hekim, bir danışan bulsunlar kendilerine. Bir tane olsun. Çok fazla yere gitmesinler. Hani oraya gittim, buraya gittim. Her hekimin bakış açısı farklıdır ama gelinen nokta aynıdır. Aynen. Öyle söyleyeyim. Aynen. Yani ben bunu söylerim, sen onu söylersin ama hepimiz ortak aynı. Yol. Ortak yol. Şöyledir, bilim tektir. Yani tek doğru vardır. Aynen öyle. Yine aynı doğruya çıkar. Hani kafa karıştırmaya gerek yok. Kesinlikle. Tek bir kişiyle, tek bir yerden devam etsinler. Bunları söylüyorum. Manisa halkını da çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Hani buraya da çok zevkle geldim. Çok da teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Ne demek? Ben o kadar mutlu oldum ki yani seninle program yapmak benim için oldukça büyük zevk. İnşallah yine ilerleyen zamanlarda senin de müsait olduğun bir dönemde tekrar konuk etmeyi çok isterim. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki geldin. Ağzına sağlık, ayağına sağlık.
Evet değerli izleyenler, uzman doktor Fulya Coşkunoğlu ağırladık. Kendisine bir kez daha sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bir başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyelim efendim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.